Günün sonuncu olan takımı 7 puanla Bilal, Buse, Selver. Aa, çok teşekkür ederiz, sağ ol. Ne hissediyorsunuz? Paylaşır mısınız? İyi günümüzü de, kötü günümüzü de, başarıyı da, başarısızlığı da biz burada hep beraber yaşadık. Her zaman kucaklamaya da hazırız. Ne hissediyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde de söyledim. Ben ve Buse program tarihinde en çok birincilik alan ve takdir eden, edilen bir ekibiz. Ben yeni jürimizden işin açıkçası ilkin Bülent Hanım'dan çekiniyordum. Ama hani şu anda onun adaletine sonsuz güvenim var. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ama diğer jüri hanımefendi ve beyefendinin adaletli olduğunu düşünmüyorum. O saça ve makyaja bakıyorum, kombine bakıyorum. Kendi ikimize bakıyorum. Emek olarak da, duruş olarak da biz onlardan çok daha iyiydik. Jürinin adaletine inanmadığını söyledin. Şimdi böyle bir şeyi asla kabul edemiyoruz. Şimdi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bakın mesela suya çok iyi puan vermiştim. 5 vermiştim dün. Bugün kaç verdim su? 2 verdim. Yani hani... Tek taraflı bir şey değil, herkes için geçerli bir şey. Buradan bir şey çıkartacaksınız. Sizin burada ekip olarak çalışmadığınız çok göz önünde. Mesela oraya 4 verdiniz. Neyine verdiniz pardon? 4 vermedim oraya. 3 verdim. 3 verdim size. Siz kaç verdiniz? 4 verdim. Hayır, 2. O zaman biz nasıl sonuncu olduk? Ben Aydanur'a... Kostümünden dolayı 4 verdim. Makyajı, saçı yaşına uygundu. Sadece o kaynakların uzunluğunu sevmiyorum, o kadar. 1 puanı da oradan kırdım. Şunu söylemek istiyorum. Burada ben eyeliner çekerken kimsenin çekmediğini görüp gelip hani söylediniz ya, eyeliner çekmek make-up artistlikte zirvedir diye. Eyeliner'ına verdim 1 puan. Ben burada o kadar dikkat ettim ki eyeliner'ın simetrisi, kaşı, kontürlerin simetrisi. Şimdi kırmızı rujuna kadar. Buse'cim ama... sen tek başına takımı kurtaramazsın makyajınla. Bunu öğrenin. Bunu demek istiyorum. Sadece saça ya da sadece makyaja neden puan verelim? Totale bakıyoruz. Gerekirse mankeninizi, modelinizi de yönlendireceksiniz. Bir şey söylemek istiyorum. Burada bir tamamen sıkı toplanılmış bir saç var. Onu beğenmediniz. Çok havaalanı gibi dümdüz dediniz. Burası... Bombeli yaptı, onu da beğenmediniz. Oraya ne olduğu belli değil dedi, onu da beğenmedi. Ben ne dediğimi, kaç puan verdiğimi çok iyi biliyorum. Şimdi bakın, Melisa'ya dedim ki önündeki dinamiklik güzel ama arkası rezalet dedim. Doğru mu? Melisa Hanım'ın önü bir kere... Hayır, onu eleştirdi ya engebeli Bilal. Engebeli arazi gibi. Hayır, Bilal onu eleştirdi ya dümdüz işte böyle yüzünü sivri yapıyorsun diye Bilal Bey. Eleştirdi ben de tabii. Dinamik onun önü iyi değil ki. Şimdi gelelim Selver'in saçına. Selver'in saçının güzel toplandığını kabul ettim ama stilinizle, giyiminizle, gittiğiniz yerle bütünüyle alakasız olduğunu söyledim. Yine söyleyeceğim. Açıklama nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kimse hiç böyle bir mecburiyetiniz yok. Çünkü ben terazi burcuyum ve en önemli özelliğim hakkaniyettir. Hanımefendi, biri düz, biri oval. Bunun ortası var mı? Arkasıyla zaten haliniz de artistsiniz. Var mı? Önemli olan sizin takdiriniz efendim. Hayır ama ben göremiyorum. Başka bir şey bulamıyorum. Çok bunun haklısınız. Ortası yok. Bu hanımın saçı olmaz. Peki. Kuaförüm sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.